Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. kazanım kavrama testindeyiz. Vitaminlerle ilgili bir testimiz. Bakalım. 1. soruda diyor ki, bir vitaminin bazı özellikleri verilmiştir. Bu vitamin çeşidi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? Bakalım. İnce bağırsak ve böbreklerden kalsiyum emilimini kolaylaştırır. Kemiklere kalsiyum geçişini sağlayarak kemiklerin güçlenmesini sağlar. Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi hastalığına sebep olur demiş. Arkadaşlar, osteomalazi hastalığı kemik erimesi dediğimiz bir hastalıktır. Şimdi burada zaten kalsiyumu görüyorsanız kalsiyumla bağlantılı olan vitamin tabii ki D vitaminidir. Ayrıca diyelim ki bunu bilmiyorsunuz, zaten raşitizmi gördüğünüz zaman aklınıza direkt ne gelmesi lazım? D vitamini gelmesi lazım. Mesela B vitamini eksikliğinde beriberi dediğimiz bir hastalık oluşur. C vitamini eksikliğinde diş eti kanaması şeklinde görülen skorbut hastalığı oluşur. E vitamini eksikliğinde kısırlık oluşur. A vitamini eksikliğinde ise arkadaşlar gece körlüğü dediğimiz veya halk arasında tavuk karası olarak bilinen hastalık oluşur. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? D vitamini, yani Ceyhan şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. Verilen vitamin çeşitlerinin eksik alınması durumunda hastalıklarla doğru eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. Az önce ne demiştik? B vitamini. B vitamini için beriberi hastalığı dedim ama arkadaşlar kansızlık da görülebilir. Dolayısıyla cevabımız demeyelim. B'nin karşısına ne yazacağız? A, yani kansızlık. C vitamini eksikliğinde ne demiştik? Skorbut hastalığı görülür dedik, diş eti kanaması şeklinde. K vitamini kanın pıhtılaşmasını sağlar. Eğer eksik olursa kan pıhtılaşmaz arkadaşlar, C olur. A vitamini eksikliğinde de ne görülür? Gece körlüğü görülür. Direkt A, B, C, D şeklinde gidiyor arkadaşlar. Yani cevabımız A şıkkı olacak. A, B, C, D şeklinde gittiği için. Diğer sorumuz. Suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak suda çözünen vitaminler hangileriydi? B vitamini ve C vitaminidir arkadaşlar. Hücre zarından geçemezler demiş. Bu yanlış. Vitaminler, tüm vitaminler ister suda çözünsün ister yağda çözünsün, küçük moleküller oldukları için suda hücre zarından geçebilirler. Dolayısıyla bu yanlıştır. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılır. Arkadaşlar unutmayın, hiçbir zaman vitamin enerji vermez. Bizim vücudumuzda enerji veren 3 tane molekül vardır. Nedir bunlar? Karbonhidrat, yağ, protein. Bakın bunlar haricinde hiçbir şey enerji vermez. Sadece kafanıza bunu yazsanız bile bu tür soruları çözersiniz. Karbonhidrat, yağ, protein haricinde hiçbir şey enerji vermez. Unutmayın. Dolayısıyla bu yanlıştır. Vücutta depo edilmezler. Evet, suda çözünen vitaminler B ve C vitamini vücutta depo edilmiyor. Bunlar idrarla dışarıya atılıyor arkadaşlar fazla olduğu zaman. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olur. Yani şöyle söyleyeyim. C vitamini bakımından diyelim ki, yani C vitamini bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağlayan bir vitamindir. Özellikle kış aylarında dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ve mevsim geçişlerinde tabii ki. Arkadaşlar C vitamini bakımından böyle günlük böyle bol bol beslendiğiniz zaman bizim vücudumuz sadece ihtiyacı kadarını alıyor, geriye kalanını idrarla dışarı atıyor. O yüzden her gün mesela bir portakal, hani kış ayları için söylüyorum, bir portakal, bir elma yeterlidir bizim vücudumuz için. Çünkü dediğim gibi fazlası idrarla dışarı atıldığı için fazla da yüklenmeye gerek yok. Bazen böyle hani annelerimiz falan da, hani ben de bir anneyim, genelde yapıyoruz hani ye bunu işte zorluyoruz falan, ama çok da zorlamamak lazım çünkü zaten fazlası dışarı atılıyor. Gelelim 4. sorumuza. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellikte olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır halde alınması gerekmektedir. Bununla birlikte bazı vitaminler dışarıdan provitamin, yani öncül halde alınarak canlı vücudunda aktifleştirilir. Buna göre seçeneklerde verilen vitamin çiftlerinden hangisi canlı vücudunda aktifleştiren vitaminlere örnektir? Arkadaşlar bizim vücudumuzda provitamin olarak alınan, yani öncül olarak alınan iki tane vitamin vardır. Bunlardan bir tanesi A vitamini, diğeri de D vitaminidir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C şıkkı olur arkadaşlar. A ve D vitaminler olur. 5. soru. Diyor ki, buna göre seçeneklerde verilen vitaminlerden hangisine değinilmemiştir? Bakalım. Vücutta eksikliği ilk beliren vitamin grubudur. Arkadaşlar bu vitamin C vitaminidir. Çünkü dediğim gibi depo edilmediği için vücudumuzda ne olacak?
eksikliği görüldüğü zaman ilk olarak ortaya çıkacak arkadaşlar. Eksikliği ilk ortaya çıkacak. Mesela bizim hastalanmamız buna bir örnektir. C vitamini eksikliği biz vardır muhtemelen. Dolayısıyla bağışıklık sistemimiz zayıf olduğu için de direkt olarak hastalanabiliyoruz. İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler tarafından sentezlenen vitaminlerden biridir. Şimdi bizim bağırsağımızda sentezlenen iki tane vitamin vardır. Bunlardan bir tanesi K vitamini, bir tanesi de B vitaminidir. Burada hangisini vermiş? B'yi vermiş. Dolayısıyla A ve E şıkkı gitti. Eksikliği durumunda kısırlığa neden olabilen vitamindir demiş arkadaşlar. Bu da E vitaminidir. E de gitti. Hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara karşı direnç kazanılması ve güneş ışığından korunmada görev alan vitamindir demiş arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman burada hangi vitamin olur? Hücre yenilenmesi, mikroorganizma. Aslında bu C vitamininin özelliği. C vitamini. Vücutta eksikliği ilk beliren vitamin grubudur. Bu da bence C. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu A vitamin diyeceğiz. Çünkü burada A vitaminin de arkadaşlar mikroorganizmalara karşı direnç kazanılmasına görevi var. Ayrıca güneş ışığından da A vitamini bizi korur. Dolayısıyla buna A vitamini diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı. D vitamini burada verilmemiş arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Çünkü hücre yenilenmesi diyor. Hücre yenilenmesinde yine A vitamini görev yapar. Güneş ışığından korunmada da görev alır. Ben mikroorganizmalara karşı direnç kazanılması deyince direkt C vitamini aklıma geldi ama diğer iki özelliğine baktığımız zaman A vitamininin özelliğidir. Cevabımız C şıkkı, yani D vitamininin özelliği verilmemiş. 6. soru. Vitaminlerle ilgili demiş. Özellik ifadelerinden hangileri doğrudur? Yağda eriyen vitamin grubu adektir. Doğru değil mi? Adek diye kodluyoruz zaten. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitaminin yapısını bozar. Doğru arkadaşlar. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. Yani sindirilmeden kana karışırlar. Bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı. Hepsi doğru. 7. soru. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilmelidir. Çünkü ısı, ışık, bekletme, metallerle temas gibi faktörler vitaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine benzetilebilir? Arkadaşlar, ısı, ışık hangi yapıyı da bozuyordu? Proteinleri bozuyordu değil mi? Bu özelliği bakımından proteinlere benzer. Çünkü proteinler metallerle temas ettiği zaman aşırı sıcaklıkta, aşırı ısıda ne yapıyor? Yapısı bozuluyor. Cevabımız A şıkkı olur. 8. soru. Vitaminlerle ilgili hangisi yanlıştır? Kaynağı genellikle bitkilerdir. Doğru arkadaşlar. Bizler de zaten bitkilerden alıyoruz vitaminleri. Enerji verici olarak kullanılır demiş. Ben ne dedim? Karbonhidrat, yağ, protein haricinde hiçbir şey enerji vermez dedim. Dolayısıyla B şıkkı yanlış. Sindirilmeden kana geçer. Evet. Hücre yapısına katılmaz. Hücrenin yapısına katılmıyor ama vücudumuzda düzenleyici olarak görev yapıyor. Doğru. Düzenleyici olarak görev alır. Bu da doğru. Cevabımız Bursa şıkkı. Enerji verici olarak vitamin kesinlikle kullanılmaz. Unutmayalım. Gelelim 9. soruya. Diyor ki bir kişinin gün içerisinde dışarıdan aldığı X, Y, Z vitaminlerinin oranı aşağıdaki gibidir. Bu vitaminlerle ilgili olarak bilgileri verilmiş. Diyor ki hangileri söylemez. Bilgilere bakalım. X'in fazlası karaciğerde depo edilmiştir. Şimdi arkadaşlar X'in fazlası karaciğerde depo ediliyorsa o zaman bu hangi vitamindir? A, D, E ve K vitaminlerinden bir tanesidir değil mi? Bunlar çünkü karaciğerde depo ediliyor. Y'nin eksikliği geç ortaya çıkmıştır. O zaman arkadaşlar B vitamini olabilir Y'nin eksikliği geç ortaya çıkıyorsa veya yine adek vitaminlerden bir tanesi olabilir. Z'ye idrarda rastlanmıştır. Demek ki depo edilmiyor. O zaman C ya da B vitamini olabilir arkadaşlar. Şimdi Y'nin eksikliği geç ortaya çıktığı için ona da ne diyoruz? Bu arada yine ona da adek vitaminlerinden birini diyoruz. Bakalım. X diyor yağda, Y ve Z suda çözünen vitaminlerdir. Şimdi baktığımızda X yağda, tamam. X için adek vitamini dedik. Ama arkadaşlar Y için de ne dedik? Y için de yine adek vitamini dedik. O yüzden bu doğru olmaz değil mi? Bir doğru olmaz. Y karaciğerde depolanabilir. Evet, eksikliği geç ortaya çıktığı için demek ki depolanıyor. Dolayısıyla o yüzden geç ortaya çıkıyor. Bu doğrudur. Z turunçgillerde bulunabilir. C vitamini ise eğer turunçgillerde bulunur. Doğrudur. Hangisi söylenemez dediği için cevabımız A şıkkı, yalnız bir olur. Diğer sorumuza geçelim.
Vücudumuzda bulunan minerallerle ilgili diyor. Özelliklerinden hangileri vitaminler içinde geçerlidir? Hazır olarak alınma. Biz vitaminleri hazır olarak alıyoruz, değil mi? Vücudumuzda üretmiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ortaktır, geçerli yani. Yapıya katılma. Mineraller yapıya katılıyor ama vitaminler yapıya katılmıyor arkadaşlar. Sadece düzenleyici olarak görev alır. Dolayısıyla bu ortak değil. Düzenleyici rol oynama, evet, her ikisi için de ortak. İnorganik yapıda olma. Mineraller inorganik ama vitaminler organiktir. Dolayısıyla bu da ortak değildir. Cevabımız 1 ve 3 olur. Yani Bursa şıkkı olur. 11. soru. Tabloda vitaminlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre tablo incelendiğinde aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. A vitamini çocukların büyümesinde etkilidir. Bakıyorum, bakın. A vitamini için hücre yenilenmesi demiş. Eksikliğinde büyümede düzensizlik demiş. O zaman çocukların büyümesinde etkili, doğru. C vitamini bitkisel kaynaklı besinlerde bulunur. C vitamine bakıyorum. Taze meyve ve sebze. Evet, bitkisel kaynaklı besinlerde bulunuyor, doğru. D vitamini hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. D vitamine bakıyorum. Süt, tereyağı. Hayvansal kaynaklı, doğru. A vitamini eksikliği C vitamini ile giderilebilir. Bu bir dursun. D vitamini kemik gelişiminde etkilidir. D vitamine bakıyorum. Kemiklerde kalsiyum emilimini sağlıyor. O zaman kemik gelişiminde etkilidir. Şimdi D şıkkı yanlıştır. Arkadaşlar, hiçbir vitaminin eksikliği diğer vitaminle giderilemez. Her vitamin kendi görevini görür, başkasının görevini göremez. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı olacak. D şıkkı yanlış. Son soru. Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerdendir? Suda çözünen vitaminler neydi? B ve C vitaminiydi. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı C vitamini olur arkadaşlar. Böylece vitaminlerle ilgili soru çözümünü de bitirdik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.